أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عباد الله Usikum ve nefsi bitegvallah. Aziz mümin kardeşler, sizleri ve özümü tekvaya davet edirəm. Allah Teala bütün dünya müsallmanlarını ve xüsusilə de biz mümin ve müsallmanları tekvalı olmaqda qədəmlərimizin sabit olmasında bizlere kömək olsun inşallah. Ve fırsatdan istifadə edib siz əzizlərimə bu Allah evində, cümə günündə, bu mübarək gündə, əziz gündə Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuh. Və Allah Teala cəlali xatirinə etdiyimiz bu günlərdə ibadət və itaəti və xüsusilə də bu gündə, bu cümə günündə, bu əziz gündə, duaların qəbul olunan bir günündə ki yığışmışsınız, bu evin, Allah evinin ziynətisiz, Allah Teala cəlali xatirinə burada eləşənlərin, aqsaqqallarımızın, cavanlarımızın, ana bacılarımızın ürəyində nə hacət və istək varsa Allah Teala onları rəva etsin inşallah. Mühərrəm ayıdır. Müsəlman ayının birinci ayıdır. Əzalı bir aydır. Peyğəmbər aleyhissalatü vesselamın ailəsində xüsusilə də xanım Fatimə Zəhra balalarının ən çox ağır günləridir və bütün dünya 1400 ildən çoxdur ki bu zülm haqqında danışır və xüsusilə də Kərbəlada baş verən bu faciə Allahla onun məhbubu arasında olan bir bağlılıq, Allahla sevimli bəndəsi arasında olan bir izzet, bir keramet, bir mehabbet, bir Allah severlik, bir nümunedir biz insanlara. Allah Teala bizleri de o cür Kerbala'da şehit olan, Kerbala'da peygamber ve evladı peygamber tarafında olan insanlardan karar versin inşallah. Peygamber ve Ali peygamber salavatı zikredildi. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el Hüseyin ve ala evlad el Hüseyin ve ala ashab el Hüseyin. Meclis cüme günü nurani bir meclistir. İslam'dan hususiyle de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gönderilen Allah tarafından, Rabbi tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim'in ayelerini okuyoruz ve sözümün evvelinde Nahl suresinin 90. ayesinde böyle buyurur Allah subhanahu ve teala: İnne Allaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşa vel munkeri vel bagyi ya'idukum la'allakum tezekkerun. Bir şüphesiz Allah adaleti, yaxşılıq etmeyi ve qohumun haklarını əda etmeyi emredir. İnnallaha ya'muru. Allah emredir neyi? Adaletli olmağı, yaxşılıq etmeyi ve qohumun qohumluq haklarını korumağı Allah deyir, emredir. Ve hoş deyir Allah Teala bu cür insanları. Bugün Allah dostlarından danışarıq. İmkanımız qədərində Kur'an-ı Kerim'in ayələrindən. Görək Allah Subhanahu ve Teala Allah öz dostlarını necə qələmə verir? Kur'an'da hansı nəcür insanlar, nəcür müsəlman, nəcür Allah tanıyan, nəcür Allah yolunda olan insanı Allah özü üçün dost qərar verir, özü üçün məhbub qərar verir və onu Qur'anında buyuraraq biz insanlara Qur'an və Peyğəmbərinin vasitəsi ilə bizim üçün bir yol qoyur və o necə bir yoldur? Sözümün əvvəlində məhz bu ayədədir, şübhəsiz Allah ədaləti, yaxşılıq etməyi
ve kohumun haklarını eda etmeyi emredir. Sonra ve yenhanil fahşâ vel münkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun. Ama ondan sonra der ki ve çok çirkin günahlardan, hoşa gelmez emellerden, zulüm ve haddi aşmaktan çekindirir sizi der. Size öğüt verir ki belki ibret götüresiniz. Leallekum tezekkerun. Belki de bunda bir öğüt götürersiniz. Allah'ın bir yolu var. Hamılıkla sizlerle beraber gelmiş ki Allah yolunu tutmak için. Allah yolunu tapmak için. Hem Muharrem ayıdır, hem Cuma günüdür. Hem namazın esnasındayız. Ve insana Allah bir kudret verip ki ve ağıl verip ki insan ağlının ve kudretinin neticesinde edeb ve erkanla güzel bir ibret götürmeyle bu meclislerden Allah sevimlisi olsun. Ve sonra buyurun Nahl suresinin 91. ayesinde ve affu bi ahdillah iza ahadtum. Diyor peygamber insanlara bu cür çattır. Ve affu bi ahdillah. Allah buyuran ehde. O ki sen Allah'la ehd bağlamışsan affu bi ahdi. Ona vefalı ol. O ki bağlamışsan Allah'la bir ehdivi ona deyir vefalı ol. İza ahadtum. Eğer siz Allah'la ehd bağlamışsınızsa ve la tenquzul eymane ba'de tevkidiha ve kad cealtumuhumullaha aleykum kefile. Vefalı olun ve özdir andlarınızıdır, pozmayın der. O ehdi pozmayın. Siz ki zamin götürmüşsünüz öz ehdivizde kimi? Rabbivizi. Ondan sonra der onu möhkəmləndirəndən sonra onu pozmayın. Onun əksinə gitmeyin. Şübhəsiz ki Allah etdiklərinizdən ya'lamu ma taf'alun. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allah ne edirsizsə, fikrinizdən nə keçirsə, onun bütün onlardan xəbərdardır. Elə eləyin ki Allahın sevimlisi olun. Elə eləyin ki Allahın əzizi olun. İndi sual meydana çıxır ki, İlahi Pərvərdigar aləm 1400 il bundan qabaq Qur'an nazil olub və ondan 60 il keçəndən sonra biz ki Qur'an-ı Kerim'in bu ayələrini indi oxuyanda sən Rəbbimiz bizə tapşırırsan ki Allah'la əhd bağladınsa və o şaxələri ki o qolları ki ondan bərkitdinsə ondan sonra deyir onu pozma ginən Allah bütün etdiklərimizdən xəbərdardır. Görəsən zamanında Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam 23 il müddətində və ondan sonra hicrətin 60-cı ilinə qədər olan müsəlmanlar, peyğəmbəri gözü ilə görən səhabələr və ondan sonra digər Hazreti Əmir el-Müminini və gözəl səhabələrimizdən Qur'an-ı Kerimin ayələrini onlara təfsir və bəyan edəndə bu sözlərdən xəbərləri yox idi mi ki gəlib Kərbəla çölündə belə bir faciə baş verdi. Allahın haqq olan dilini Samit Kur'an var, bir de ki danışan Natiq Kur'an var. O Natiq Kur'an'ın dilini kesmek için, başını kesmek için, onu tamamen yer üzerinden yok elemek için elinden geleni esirgemediler. Nece olur bu? Nece olur o insanlar unuttular? Ne tez vaxt keçdi ki bu cür sen dünya malına, bu cür dünyaya aşık oldun ve Allah kelamlarını yaddan çıxarttın. Ne şirin oldu bu dünya malı, ne şirin oldu bu xilafet, ne şirin oldu Allah insanlara hükmetmek, güzel libas giyinmek, mal ve dövlət sahibi olmak. Ama Allah deyir ki yok elə etme, benim xoş bəndəm ol, beni yaddan çıxartma, axı qiyamət günü var. Hesab günü var. İstəmirsən dünya və ahirətin abad olsun. İstəmirsən Allahın sevimlisi olasan. İstəmirsən Allahın əzizi olasan. Mən səni əziz görmək istəyirəm. Çünki səni xəlq edən mənəm. Səni xəlq etmişəm ki mənə ibadət eləyəsən. Mənim şəhnimə sözlər deyəsən. Məni təqdis eləyəsən. Və mənim yolumda olasan. Rizamı qazanasan. Ki mən də səndən razı olum. Mən səndən razı olsam Allahın sevimlisi olursan. Dünya və ahirət güzel bir kapı açılır. Ondan sonra Allah'ın azizi olmak ne güzel naliyettir. Allah o cür bende olmak kabiliyetini bizlere ata eylesin inşallah. Ve Allah'ın hoş bendesi olaq. Allah'ın güzel bendesi olaq. Allah'ın sevimli bendesi olaq. Buyurur Nahl suresinin
96. ayetinde ma indekum yenfedu. Allah böyle buyurur. Şimdi siz burada iyileşmişsiniz de fikir verin, özümüzü bir anlık Kerbala'da hissedeyim. İmam Hüseyin aleyhisselam o koşunun kabağında məhz bu ayeni okuyor ve böyle deyir mesela. Misal böyle deyir. Bu ki benim sözüm değil. Bunu ki ben dememişim. Bunu ki Allah hak olan peygambere deyip, bunu ki siz öz kulaklarınızdan işitmişsiniz. Nehl suresinin 96. ayesinde Allah böyle buyurur peygamberine: "Ma indekum yenfedu." Ey Müslümanlar, Allah size böyle buyurur. Siz ki cavansınız, siz ki varlısınız, siz ki güçlüsünüz, siz ki hakimsiniz, siz ki elinizde her bir imkan hele ki var, ma indekum yenfedu. Ne varsa puç olacak. Bir gün gelecek, aradan gelecek ve her şey elinizden çıkacak. Elinizden belki tutmuşsunuz, istemirsiniz onu bırakasınız ama bir Allah'ın hükmü gelen bir günü var, onu sizden asılı olmayarak eliniz açılacak, yenfedu, puç olacak deyir. Ve ma indallah baqin, ve yaddan çıkartmayın, ne varsa Allah huzurunda, Allah yanında baqin, ebedidir, kalıcıdır, kurtarmır. O hansıdır əməl? O bizim salih əməllərimizdir, gözəl namazlarımızdır. Allah'ın hak buyurduğu insanların yanında olmaqdır. Onda fərq etmir insan üçün onun mülkiyyəti, onun vəzifəsi, onun maddi durumu. Əgər o Allah aşiqidirsə, Allah'la deyib Allah'la durursa ve her bir adımı çektiği nefes Allah'landırsa, bizim boynumuza Müslüman olduğumuza göre, İslam'da olduğumuza göre Allah hak koyur ki biz onun yanında olmalıyıq. Eğer nebada onun yanında olmasak vay halımızadır. Bunu yaddan çıkartmak lazım değil. O nefsin ve şeytanın vesvesesinden insan bürünür bu dünyanın, aşık olur bu dünyanın güzelliklerine, rengbereng olan güzelliklerine ve her şeyi yaddan çıkartır. Bir zaman elinden her bir şey gelir, çıkır, artık geç olur. Allah'ım biz de eyleşmişiz burada ve senden nenemiz Fatime'nin balalarının meclisindeyiz. Arzumuz budur, yalvarırız, ricamız budur. İstəyirik səndən, hər cür ki bizə dil vermisən, o cür səndən istəyirik və səndən acizanə istəyimiz odur ki bizi o cür insanlardan qərar vermə. Əgər o cür insan olmaq şövqündə olsaq, o zaman bizlə nəfsimiz arasında, o zaman bizlə şeytan arasında, o zaman bizlə o cür insanlar arasında bir sədd qoy ginə, ya Rəbbim Allah, biz sənin sevimli bəndən olaq inşallah. Buyurur ve ma indallah baqin. Her ne varsa Allah huzurunda o kalıcıdır. Ve le necziyenne ellezine sabaru ecrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. O ettikleri güzel emeller mukabilinde çok güzel bir şekilde biz o insanlara çattırarak. Ve sonra Allah Kur'an'ında buyurur: "Men amile salihan min zekerin ev unsa." Fark etmez kimler ki, ister kadın olsun, ister kişi olsun. Ev unsa, güzel bir salih emel etmiş olarsa, ve huve mu'minun, ve elbette ki o insan mümindir, Allah'ın beğendiği bir mümindir diyor. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتَتْ طَيِّبَةً وَلَنَزْيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ diyor. Şüphesiz dünyada pak bir hayatla yaşatacak bu cür olan insanları, dünyada diyor paş bir hayatla onları dir yaşatacağız ve ahirette dir mükafatı dir çok güzel olacak dir. Emellerinin mukabilinde ona vereceğiz. İlahi, her bir ayeni okuyanda bizden asılı olmayarak bizim tevessülümüz ve tevekkülümüz, inan ve iman yerimiz sensen. Senden başka bir kapı yoktur. Öz emellerimiz ve ettiklerimiz, bıraktığımız hatalarımız gözümüzün önüne gelir ve bu ayetleri okuyandan sonra bizim bir iştahımız olur ki senin yanında olaq. İlahi, səhv etmişik, xəta etmişik ama bağışlayan Erhamer Rahimin sensin.
İlahi senin rahmetin bizim ettiklerimizden daha çoktur. Daha her şeyi ehate edir. Ve o bir yere mühite yığışan değil. İlahi senin o rahmet kapılarında biz de diyanmışık ve senden o kapını döyürük. Senden bizim için bağışlanmak dileğimizi bizden kabul etmeyi senden haiş edirik. Bizim de günahlarımızı bağışla yine. Ve senin sevimli benden, senin razı olan benden olma kabiliyetini bize ver yine ya Rabbim Allah. Allah Teala dostları hakkında danıştık. Dost nece olmalıdır? Ve Allah dostu necedir? Kim Allah'ın dostu olmak kabiliyetindedir? Ve on insanlar doğrudan da Allah'ın sevimlisi olabilir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Bir peygamber bir zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dövründe dinden olmayanlar gelip dediler ki: "Ya peygamber, biz seni severik. Biz sana muhabbet besleyirik ve seni hak olan peygamber kimi de tanıyırız. Allah Cebrail vasıtasıyla gönderdi ki: "Kul in kuntum tuhibbunallah." Siz ki ya peygamber, o insanlara ki gelipler böyle iddiadadılar ki biz seni ve senin Allah'ı biz tanıyırız, severik ve bizim muhabbetimiz var senin Rabbine. Eğer siz bunu istiyorsanız, bu iddiadadırsa, fettabi'uni, bas mene tabi olun. Yani peygambere. Onu tanıyın. Ona muhabbet besleyin. Peygamber der ya peygamber, bu cür de o insanlara. Yuhibbukumullah. O zaman der Allah sizi sevecek. Ve yaghfiru lekum zunubakum. Ve sizin ettiğiniz günahları Allah Subhanahu ve Teala bağışlayacak. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır. Onun merhameti geniştir. Ya peygamber, bu cür çattır insanlara. Sen deyirsen, iddia edirsen ki ben Allah dostuyam, beni sonuncu peygamber olarak gönderip ve senin mene bir muhabbetin, hakiki bir muhabbetin Allah'ı sevmektir. Allah'a hak tanımaktır. Allah yolunda olmaktır. Eğer iddia edirsinizse beni sevin. Benim sözlerime kulak asın. O zaman sizin Allah seven insan olduğunuzu öz əməllərinizle insanlara ve mene çattırabilirsiniz ve ben de onu göreceğim. Yani gelen insanların iddiası, yani ağzında çıkan söz kalbiyle eyni değildi diye ben. Allah bu Kur'an-ı ayasını gönderdi ki eğer Allah dostudursa onlar iqrar etsinler. Allah dostu üç cür olur. Bir, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in özünde beyan edir, insanlara çattırır. Onların adları ile kimlerdir? İkincisi, Hazreti Peygamber Resulü Huda'nın dili ile onları insanlara çattırır. Üçüncü kısım, Allah dostları o insanlardır ki onlar öz hareketleri ile, nişaneleri ile, ettiği emelleri ile Allah'a nece sadık bende olma kabiliyetini özünde tapıblarsa onlar da Allah dostları olurlar. Necedir o? O cürdür ki hele onlar dünyaya gelmemiş, yani peygamberin zamanında yaşamamış, Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayelerini onlar eşitmemiş peygamberin dilinden ve çok uzun illerden sonra dünyaya gelen hele adları koyulmamış insanlardır ki öz cihetlerini, öz emellerini, öz rəftarlarını ve Allah'a olan inam ve inanclarını, Allah yolunda adımlamalarını gösterdiği şekilde emelleriyle Allah'ın dostları adını kazanmış olurlar. Necə ki halen üstünden neçə əsr keçibsə ona bakmayarak insan var ki Allah kelamlarından başka diğer bir əməli etmir ve Allah ne buyurursa o əməllərdən yapışır. Benim de arzum budur ki ilahi biz de o cür olmaq kabiliyetini tapaq. İlahi o güzelliği sen bize ver yine. Peygamber ve Ali Peygamber salavat-ı zikr eliye. Allah Teala bir bir öz dostlarını Kur'an-ı Kerim'in ayelerinde buyurur. Onlardan biri məhz İbrahim aleyhisselamdır. Dirqat qana lekum usvatun hasenatun fi İbrahim. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَى مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ.
قَدْ قَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ Size bir numune, güzel bir numune gönderdim. Çok güzel bir fi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam vellezine ma'hu kimler ki onlarla beraberdi. Yani İbrahim Aleyhisselam'la beraber isqalu liqavmihim inna bura. Onlar ki İbrahim ve İbrahim'in tarafında olan insanlar isqalu dediler inna bura biz sizden uzakız. Ne için uzak idiler o bir kavimden? Minkum sizlerden ve mimma ta'buduna min dunillah. O şeye ki siz te'abudûne, o bütlere ki Allah'tan başka gerisine ibadet edirsiniz. İnna bura, biz sizden uzakız. Allah dir benim dostum odur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın sınavlarını danışsak saatler geçecek. Allah nece onu İbrahim edir? Sonra Halilullah olur, Allah dostu olur. Diyor, benim dostumdur. Bizim için Kur'an'da nümune koyur ki, sen de o cür ol. Hayat tersin o cür olsun. Ailede o cür ol. Dostlarınla o cür ol. İbadetinde o cür ol. Allah'ı tanımakta o cür ol. Allah'a baş eğmekte o cür ol. Hayat ne kadar senin için varsa, sen Allah'ın azizi olmak istersense, ben senin için Kur'an'da Allah dostunun nümunesini koymuşam. Eğer o cür olmuş olarsan ise ne hoş halva. Sonra Hazreti İsmail'den buyurur. Dir vezkur fil kitabil İsmail innehu kana sadiqal va'di ve kana rasulen nebiyyen. Dir ve bu kitapta İsmail'i hatırla dir. Hansı kitapta? Kur'an-ı Kerim'de. Dir hatırla İsmail'i. O nezir bir ve vedlerinde dürüst ve Allah'ın elçi ve halka haber getiren biriydi. Dürüst idi. Allah bizden dürüst olmalıdır. Sonra buyurur ki ve kana ya'muru ahlahu bis-salat ve sonra der İsmail ya'muru emretti kimlere ahlahu öz ahline öz ailesine öz kavmine öz yanındaki yaşayan insanlara neyi bis-salat namaz kılmağı ey insanlar namaz kılın yani Allah'ı tanıyın. Eğer Allah'ı tanıyırsanız ona namaz kılmak lazımdır. Ona ibadet etmek lazımdır. Ve zekat yani yığdıklarınızdan imkanınız varsa onun temizliğin yani verin kimlerin ki hakkı var sizin o yığdıklarınızda. Ve kana inde rabbihi merziyen. Allah'ın yanında dir razı olmuş. Allah ondan razıydı. Merziyen. Allah ondan razıydı. O da bizim kimi bir insandır. Ve Allah öz dostunu beyan edir. Biz insanlar için ki biz neyin? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. Ve amur ahleke bis-salati ve-stabir aleyha. Yine ve amur ahleke. Emret öz ahli ve aile ve neyi? Bis-salat namaz kılmağı. Allah'ı tanımağı. Yüzü kibleye kalmağı. Allah'ın şanına tekdis etmeyi. Ve öz bendeçiliği göstermeyi. Ve-stabir aleyha. Ve bu işte sabret. Çünkü ya Peygamber orada ehlehu değil aile. Aile bütün Müslümanlar. Eğer namaz ve ibadet eleyendirse bu müminler bir aile sayılır ya yok. Elbette ki bir aile sayılır. Bir aile olarak der bütün aile ve der. Bütün insanlara der. Sen der namazı beyan et ve onlar namaz kılsınlar. Resulü vestabir aleyha. Ama bu işte der ya Peygamber sana eziyet verecekler. Vestabir sabret. Sana zulmedecekler. Sana tane edecekler. Sana taş atacaklar. Sana kılın çekecekler. Nizi atacaklar bu yolda. Ki sen benim yoluma davet edirsen. Bu yolda sen sabırlı ol. Ve benim sözlerime kulak as. Ve sana buyurduklarımı insanlara beyan et ki o insanlar kaydıp Rabbini tanısınlar. Raziyallahu anhum ve radu anhum zalike fevzul azim. Allah onlardan razıdır. Ve onlar da Allah'tan razıdırlar. Budur büyük uğur. İlahi bu Muharrem ayında bu cuma gününde yığışmışız bura ve yüzü kıbleye eğleşmişiz. Senden acizane isteğimiz odur ki ilahi burada eğleşenler aksakallar, cavanlarımız, ilahi anavacılarımız onların isteği ve amalı birinci budur ki onların ve bizlerin ettiğimiz ibadet senin yanında kabul olsun ilahi. Onu bizlerden kabul eyle. İlahi bu Müslümanları, dünya Müslümanlarını çok istirem, hedden artı çok istirem, birbirine mehriban karar ver. İlahi şerî ve hatanı üzerimizden götür yine. İlahi sana an verem celalın ve ezemetin hatırına bütün bugüne kadar ettiğimiz ibadetleri bizden kabul eyle. İlahi
günah ve hatalarımızın üstünden efkelemin çekkinen. İlahi bizleri bağışlamamış bu dünyadan aparma. Perverdigar alem, iltimas edenler var. Özleri için, aileleri için, evlatları için, ilahi yakınları için müşkül olanlar var. İlahi kimlerin ki ne müşkülü, ne haceti, ne isteği var. Seni an veririm Kerbala'da tökülen o nahak kan hatirine. İlahi İmam Hüseyin'in çektiği o eziyet hatirine. Ya Rabbim Allah, bütün dünya Müslümanlarının ve alel husus hususiyle de Azerbaycan'da ve bu mescitte eyleşen, kulaklarıyla eşiden insanların ne haceti, ne isteği var, ne müşkülü var, onları reva kıl cinan. Onların müşkülünün hallinde onlara kömek ol cinan. İlahi bizleri şeytandan uzak karar ver. İlahi çetin zamandı, dünya yanır ve o yangı süratle Azerbaycan'a da gelir ve bizim gençlerimiz elimizden çıkır. Her bir ailede görürsen ki öyle bir şeyler baş verir ki, hususiyle de bu narkomaniyanın, ilahi bizim gençlerimizi, Azerbaycan'da yaşayan gençlerimizi narkomaniyanla, o pis iş emellerle imtihan çekme yine. İlahi bizim valideynlerimize güc ve kuvvet verginen öz balalarını, ailelerini saklayabilsinler. İlahi sana an veren celalın hatirine. Ahı bugün, bugünlerde nenemiz hanım Fatime Zehra'nın gözleri ağlardır. Ama ben sana an verilem onun ağlar gözlerine. Bizim de Azerbaycanımızda, dünya Müslümanlarında bizim için fark etmir. Biz fark koymuruk ya Rabbim Allah. İlahi ana bazılarımıza, kız gelinlerimize hanım Fatime Zehra ismetinden nasip karar ver ki. İlahi onlar edebi, erkanı, insanlığı, masumluğu, namusu, gayreti, Allah tanımağı, ibadeti, itaati, zikri, hak bilmeyi, Kur'an'ı tanımağı senden öğrensinler. İlahi sana an veririm celalın hatirine. Bizim bu muharebelerde gayretli ve namuslu balalarımız dünyasını değişibler, şehit olublar. İlahi hususuyla da şehitlerimizi gani gani rahmet karar ver ki. İlahi onları Kerbela ve Peygamber aleyhissalatü vesselamla hemnişin karar ver ki. İlahi sana an veririm celalın hatirine, ezemetinin hatirine. İlahi o insanlar ki gelipler hacet istiyorlar, o insanlar ki zeng edirler, evlerde, hastahanalarda onların hasteleri var, hastelerimize şifa ver yine. İlahi imkanı olmayanlara imkan yarat. İlahi sana an veririm celalın hatirine. Çavanlarımız var, evlenme istiyor, onlara onu nasip karar ver yine. İlahi evsizler var, ev almak istiyor, sen bir yol aç onlar için, rüzgarları bol olsun ve onlar ev sahibi olsunlar. İlahi sana an veririm celalın ve azametinin hatirine. İlahi bizim yaralı gazilerimiz var, esker ve zabitlerimiz var, onlara şifa ver yine. Rüzgarlarını bol karar ver yine. İlahi bizlere de imkan ver, elimizde imkan olsun o cür insanlara, çünkü onlar bizim için boynumuza hak koyublar. Onları aktarabile ya Rabbim, onların ailelerini aktarabile ya Rabbim Allah. İlahi sana an veririm celalın hatirine. Azerbaycanımızın düşmeni çoktur. İlahi ülke, vatan düşmenlerimizi zelil karar ver yine. Mağlup karar ver yine. Ülkemizi ve vatanımızı, şanlı üç renkli bayrağımızı hemşe müzeffer karar ver yine. Hemşe ucalarda olsunlar. İlahi bir iltimasım da var, onu hiç zaman yaddan çıkartmamışım ve çıkartmadık da bundan sonra. Bizim asker zabitlerimiz var, hususiyle de düşmanla üzbe üz sengerdediler. İlahi o asker ve zabitlerimize güç ver yine. İlahi onların gözlerine ışık ver yine. İlahi bu dualar bizden kabul eyle yine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Rahimallahu men yagra'ul fatiha ma'as salavat.